mikrofonumuzu arz ediyoruz. Buyurun efendim. Sayın Genel Başkanım, İspan ailesinin değerli bireyleri, aslında bugün hep birlikte güzel bir şeyi gerçekleştiriyoruz. Tarihe duyulan saygıyı, insana duyulan saygıyı bir şekliyle bu sergiyle dile getiriyoruz. Bu bağlamda Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu çabasını da yürekten kutluyorum. İnsanları anmak, bir kente hizmet eden insanları anmak, onları unutturmamak ve gelecek kuşaklara o değerleri aktarmak için, o insanların yaptıklarını aktarmak için bu tür çabalar büyük bir fırsat. Cumhuriyet tarihimizi yeteri kadar çocuklarımıza anlatabildik mi? İstanbul'un tarihini, Cumhuriyet döneminde İstanbul'a yapılanları yeteri kadar çocuklarımıza aktarabildik mi? Bu tür çabalar geçmişte yaşananların gelecek kuşaklara aktarılması için önemli bir fırsat. Ahmet İspan'ı Yalova'daki evinde iki kez ziyaret ettim. Onda gördüğüm heyecanı, onda gördüğüm sevgiyi asla unutmuyorum. Beraber olduk, anılarını dinledim. En çok arzu ettiğim de anılarını yazmasıydım. Onu da kendisine ifade ettim, dillendirdim. Çünkü İstanbul'a hizmet etmek farklı bir şeydir. Farklı bir anlamı vardır, farklı bir ağırlığı vardır İstanbul'a hizmet etmenin. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir İstanbul'u yönetmek, belediye başkanı olarak yönetmek çok farklı bir şeydir. Bir metropolü yönetmek, devasa sorunları kucaklamak demektir. Var olan sorunlara çözüm üretmek demektir. Onun attığı adımların bugün sürdürülebilir olması, o adımların ne kadar doğru, zamanında o adımların ne kadar doğru atıldığını da bir başka karinesidir. Genel Başkanımız Sayın Öymen'in dediği gibi İstanbul'a hizmet eden çok sayıda belediye başkanı var. Bazılarının isimlerini de verdi Sayın Genel Başkanımız. Dolayısıyla bu kente hizmet eden bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor. Onların hizmetleri bir şekliyle unutulmamalı. Gelecek kuşaklara aktarılmalı. Belediye başkanımız da Sayın İmamoğlu da bu çerçevede elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Bütün ön yargılardan arınarak bunu yapmış olması belediye başkanı olarak İstanbulluya güven veriyor. Kendisini tekrar yürekten kutluyorum. Bu güzel günde İsvan ailesiyle birlikte olmak ayrıca benim için büyük bir onur. Kendilerini de bu vesileyle saygıyla selamlıyorum. İsvan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük hizmetleri oldu. Onu her zaman, her yerde, her ortamda saygıyla anacağız. Hepinize teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, lütfen bulunduğunuz yerleri muhafaza ediniz. Sergimizin açılışını konuşma yapılan yerde kurdele keserek gerçekleştirecek Sayın Genel Başkanımız ve diğer katılımcılar. Sosyal mesafeye dikkat edilerek. Lütfen buyurun. Ortadayız.
Değerli katılımcılar, böylelikle İstanbul'un Halkçı Belediye Başkanı Ahmet İsvan sergimizin resmi açılışını yapmış olduk. Basın mensubu arkadaşlarımızı, foto muhabir arkadaşlarımızı sergi salonuna Sayın Genel Başkan ve diğer konuklar girerken alamıyoruz. Kameraman arkadaşlarımız, foto muhabir arkadaşlarımız gezi bittikten sonra içeride çekim yapabilir, anonslarınızı alabilirsiniz. İçeriden pul yayın vardır, logosuz, şifresiz yayınımız vardır. Teşekkür ederiz.